kadın futbol takımında biliyorsunuz özellikle tarafından öncülük yapıldı. Kadın futbol takımının yüreğinde bambaşka bir yeri vardır. Şu anda içim sızlıyor. Spor kulübü kapanacak diye. O 12 tane branşımız var. Burada engelliler var, boksu var, handbolu var, basketbolu var, voleybolu var. Ama yeni gelen tasarruf tedbirleriyle hiçbir hareket kabiliyeti kalmadı belediyelerin. Dolayısıyla yaklaşık futbol kulübünün, takımının demiyorum, sadece futboldan bahsetmiyorum, kulübünün %45-50'sini aynı yardımlarla vakit veremez, aynı yardımlarla belediye karşılıyordu. Nedir bu aynı yardımlar? Otobüs yol, yani otobüs veriyorduk. Kız takımları mesela Hakkari'ye gidiyordu, Diyarbakır'a gidiyordu. Onları havaalanına kadar götürüp oradan uçakla gönderiyorduk. 5 yıldızlı otellerde kalıyorlardı. Usul o çünkü, konulan standart. Dolayısıyla çok büyük bir harcamalara neden oluyordu. Futbol takımı ayrıca gidiyor, geliyor otobüslerle. Onların yatakları, burada yemeleri, içmeleri, sahanın kaldıkları yerlerin ısıtılması, temizliği, adam koymak. Bu aynı yardımların %45'ini falan ereği belgesi karşılıyordu. %50'sini de dışarıdan bu işe meraklı, ereği seven iş adamları gelip yönetim kurulu kurmak suretli onlardan topladığı paralarla birlikte o kısmını belediye de yardım ediyordu, dilencilik yapıyorduk. Bugüne kadar götürdük. Ama şu andaki tasarruf tedbirlerine göre ben bir futbolcuya bir forma dahi alamıyorum. Yani kasadan 1 lira para çıkmayacak denmiyor. Nasıl festivalleri iptal etmek zorunda kaldıysak, spor kulübünde paramız yok, kapatmak istemiyoruz, kapatıyorum demiyorum. Piyasada yanlış da anlaşılıyor. Yok işte sadece kadın futbolunu veya erkek, böyle bir şey yok. İsteyen gelsin kadın futbol takımını alsın, isteyen gelsin erkek futbol takımını alsın, voleybolu alsın, hiçbir ayrımımız yok. Ancak ben bu şartlar altında Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı olarak kesinlikle futbol kulübünün başkanı olmayacağım. Niye olmuyorum? Çünkü bunu karşılamam mümkün değil. Maddi bakımdan rezil olmak var. Çok üzüldüğüm tek nokta şu. Mesela biz İstanbul Ankara'ya gittiğimizde herkes bize diyor ya siz niye para bekliyorsunuz? Eril'de de bir şirket gibi devasa bir fabrika var. Ali Koç dahi bunu söyledi bize. Yani sizin paraya ihtiyacınız olmaması lazım başkan dedi. Eril'de Erdemir var. Efendim o bize para vermiyor deyince şaşırdılar kaldılar. Tat metali var, diğerleri var. Ve bunların yanlarında çalışan insanların çocuklarına biz burada futbol dersi veriyoruz. En çok üzüldüğüm konu da burada yakarıyoruz. Kapatmak zorunda kalacağız. Tehlikeye gidiyor dedikçe buraya Allah'ın bir tek kulu gelip de ne yapıyorsun arkadaş? Buraya ben sahip çıkarım diyen olmadı. Sadece hakkını vermek lazım. Akın katı gelip kıvrandı. Başarabilir miyim, edebilir miyim diye. Onun dışında bir tane Allah'ın kulu, ne bir tüccar, ne bir inşaatçı, ne fabrika, ne bilmem ne gelip biz devamlı gidiyoruz, onlara yalvarıyoruz. Ama maalesef futbol oynanırken ahkam kesenler çok oluyor, konuşuyorlar. Hatta halk da çok ilgi göstermedi bu konuya. Gündem de yapmadı çünkü herhalde tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Tehlike gelirken bizler sporda, Eril'in haklarında, özelleştirmede her konuda Eril halkı olarak sesimiz çıkar mıyız, bekleriz. Tehlike geldikten sonra ben yandım Allah diye bağırmaya başladık. Böyle bir usul var Eril'de. Spor camiasında da çok konuşan insanların sesleri bu sürede kesildi. Şimdi kapandıktan sonra herhalde vaziyet onu gösteriyor. Yine ağlamaya başladılar. Yine birilerini suçlamaya başladılar. Kendileri hür ufaktır. Herkes kabahatlidir. Tenkit ederler. Ama paraya geldiği zaman delikli bir kuruş parayı vermez hiç kimse.
sadece konuşur, sadece yazar. Yazmaya devam. Spor kulübünde bugün, dün kaymakam ile konuştum. Sohbet belli, onlara iletişim halinde. Kadın futbol takımından bir para yatırılması gerekiyor. Kağıtlar istiyorlar. Son günü bugün. 9 Ağustos'ta erkek futbol kulübünün son günü. Eğer bir müracaat takımı teslim alamazsa her iki takım da dolayısıyla avanesi de kapanmış oluyor demektir. Bunu da tarihe not düşünüyorum. Yüzü kızaracaklar, yüzü kızarsın. Utanacaklar, utansın. Mesela geçen hafta Vali Bey'i Ticaret Odası Başkanları ziyaret etti. Bütün Ticaret Odası Başkanları ziyaret etti. Zonguldak Ticaret Odası Başkanı, Ereğli Ticaret Odası Başkanı. Hepsi ziyarete gittiler. Ne için gittiler? Ne toplandılar? Zonguldak'taki bir basketbol takımına kapanmak üzere olduğu için bütün ticaret odaları 50 milyon lira para vereceksiniz diye gittiler. Ereğli'de kulüpler kapanıyor. Bilmem ne yapılıyor. Zonguldak'ta bir toplantı yapılmıyor. Bilmiyorum, bu cevap yeterli mi acaba? Bir basketbol takımı için 50 milyon lira para için toplantı yaptılar. Ereğli'de kulüpler kapanıyor. Hiç kimse yok. Siyasette benim tecrübelerime göre, beklentim olmadığı için rahat konuşuyorum. Eğer büyük firmalar ikili ilişkilere giriyorsa birileriyle, tehlike orada başladı demektir o şehir için. Nokta.